İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanlığı kararnamesi, 5000 yıllık yayık yoğurdun tarihine ışık tutuyor. Pan Ermeni oyunları, Dikranagert Yerevan salon futbolu, Suriye ordusu İdlib'de stratejik bir şehri kurtardı. Lekim adlı tayfun Çin'in doğusunda en az 44 kişinin hayatına mal oldu. Leonid Yengibaryan adlı uluslararası 7. Pandomim Festivali Zakkator'da başladı. 12 Ağustos, Uluslararası Gençlik Günü. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi No. 73, 28 Temmuz 2019, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Güvenlik Konseyi'nin oluşumu hakkında. Devlet Başkanı olarak, aşağıdaki temel hükümleri dikkate alarak, Rusya'nın 29 Aralık 1917'de kabul ettiği Türkiye-Ermenistan'ı bağımsızlığı kararnamesi, 28 Haziran 1919'da imzalanmış Versay Antlaşması'nı, 19 Ocak 1920'de Müttefikler Yüksek Komiserliği tarafından Batı Ermenistan'da Ermenistan hükümetinin fiilen tanınmasını, 11 Mayıs 1920'de Müttefikler Yüksek Komiserliği tarafından Batı Ermenistan'da Ermenistan Devleti'nin de yüre tanınması, 11 Mayıs 1920'de Amerika Birleşik Devletleri tarafından Batı Ermenistan'da Ermeni Devleti'nin tanınmasını, Müttefikler Yüksek Komiserliği tarafından 11 Mayıs 1920'de ve 10 Ağustos 1920'de Türkiye tarafından imzalanan Sevr Antlaşması ve 22 Kasım 1920'de Başkan Woodrow Wilson'un tahkim kararını, 17 Aralık 2004'te Batı Ermenistan Ermenilerinin Ulusal Konseyi'nin resmi açıklamasını, 13 Eylül 2007'de Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın Yerli Halkların Hakları Deklarasyonu'nu, 9 Mayıs 2016'da Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin Ulusal Anayasası'nı temel kabul ederek, ayrıca dikkate alarak, A. 2003 yılı Artsah Özgürlük Savaşçılarının psikolojik durumlarının kaydını, B. 17 Aralık 2004, 29 Mart 2011, 29 Mart 2014, 26 Aralık 2014, 5 Ağustos 2013, 24 Nisan 2014, 15 Haziran 2014 tarihli Batı Ermenistan Ulusal Konseyi'nin açıklamalarını, C. Yedek tabur oluşturulması ile ilgili 1 Ekim 2016 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesini, D. Batı Ermenistan Devleti'nin kurulması ve sürdürülmesi ile ilgili tanıtma eylemlerini, E. 2020 yılına kadar Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin uzun vadeli kamu ekonomik kalkınma programı, F. 2020'ye kadar Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin ulusal güvenlik stratejisini, G. 2004 yılında Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin dış politika kavramına denk gelen hükümlerini, H. 12 Şubat 2017 yılında 2020 yılına kadar olan Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin askeri doktrinini karar verdim. Madde 1. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Güvenlik Konseyi'nin kurulmasını temellendirmektedir. Madde 2. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Güvenlik Konseyi, Devlet Başkanı tarafından atanan 12 üyeden oluşmaktadır. Madde 3. Kararname, Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin resmi basında yayınlanacaktır. 28 Temmuz 2019 Garin, Armenak Abrahamyan, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı. Batı Ermenistan'ın Amasya ilindeki arkeoloji müzesinde sergilenen 5000 yıllık yayık, yoğurdun tarihine ışık tutuyor. Yoğurdun 5000 yıl öncesinde de var olduğunun en büyük işareti olan yayık, ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor. Yayık, M.Ö. 5000 yıllarına kalkolitik döneme ait. Pişmiş topraktan yapılmış, uzunluğu yaklaşık 30 santimetre, 4 tane ip bağlamak için yuvarlak yan taraflarda halkaları var ve üst kısmında da yoğurdun hazneye aktarılması için oval bir ağzı bulunuyor. Yeni yeni köylerin oluştuğu bir dönemde yoğurttan tereyağı yapmanın çok daha eski bir Batı Ermenistan geleneği olduğu ortaya çıkıyor. Kendine özgü, ünik diyebileceğimiz bir eser. Tabii günümüze ulaşmış ahşap olanı, pişmiş toprak olanı, deri olanı var. Ama ilk defa 5000 yıllık bir yayık bunca ilgi ve beğeni topluyor. Pan Ermeni oyunları çerçevesinde salon futbolu yani futsal takımları 12 Ağustos'ta karşı karşıya geldi. Ne yazık ki Batı Ermenistan'ın Dikranagert takımı Yerevan takımına, Halep takımı ise Isilo Milino takımına yenildi. Oyunlarla ilgili bölümleri ve katılımcılarla yapılan röportajları YouTube sayfamızda bulabileceğinizi
hatırlatırız. El-Hubeyti'nin kurtuluşu, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ordusunun İdlib eyaletinin büyük şehirlerinden olan Han Şeyhun'a ulaşmasının yanı sıra Şam-Halep karayolunun daha kontrollü hale getirilmesini sağlıyor. Londra'daki Suriye İnsan Hakları Merkezi'ne göre kentin militan gruplarından kurtarılması operasyonu sırasında her iki taraftaki ölü sayısı 100'den fazla. Birleşmiş Milletler Teşkilatı'na göre İdlib'de Esad yönetiminin birlikleri tarafından Nisan ayından itibaren başlatılan saldırıdan bu yana Suriye'nin kuzeybatı bölgelerinde 400 binden fazla insan yerlerinden göç etti. Çok sayıda şehirler ve köyler boşaltıldı. İdlib ülkenin yerlerinden edilmiş 100 binlerce mülteci de dahil olmak üzere 3 milyon insanı barındıran Suriye'nin muhalefet kontrolündeki son eyaleti. Bu yıl Çin'in doğusunda 9.sü gerçekleşen Lekime adlı azgın tayfunun kurbanlarının sayısı 44'e ulaştı, 16 kişi ise hala kayıp. Afetin esas merkezi olan doğudaki Zhejiang eyaletinde 39 kişi hayatını kaybetti ve 9 kişi hala kayıp. Armenpress tarafından bildirildiği üzere bu haber, sel, tayfun ve kuraklıklarla mücadele eden yerel merkezin 12 Ağustos'ta yaptığı açıklamada yer almaktadır. Zhejiang'ın doğrudan ekonomik zararının 24.2 milyar yuan yani 3.4 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Tayfun şöyle ya da böyle eyaletin 6.6 milyondan fazla insanın hayatını mahvetti, 1.2 milyondan fazla insan ise tehlikeli bölgelerden tahliye edildi. Leonid Azgaltyan adlı uluslararası 7. Pandomim Festivali Kotayk bölgesinin Zakhazor şehrinde başladı. Armenpress'in belirttiğine göre bu yıl festivale Rusya, İran, Arjantin, Fransa, Japonya, Polonya ve Ermenistan dahil olmak üzere 7 ülkeden sanatçılar katılıyor. Ermenistan Cumhuriyeti Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanı Aray Garudunyan, Uluslararası Pandomim Festivali'nin düzenlenmesini önemseyerek, bu olay vasıtasıyla bir kez daha Ermenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti halk sanatçısı olan Leonid Yengibaryan hakkında konuşulduğunu belirtti. Festivalin yönetmeni Yerevan Devlet Pandomim Tiyatrosu'nun sanat yönetmeni Jirayr Dadasyan'a göre festivale olan ilgi her geçen yıl artmaktadır. Kaleunt.ru'nun yazdığına göre her yıl 12 Ağustos'ta Uluslararası Gençlik Günü gençlerin dünyanın gelişiminde ve inşasında rolünü ve karşılaştıkları gündelik sorunları hatırlatmak amacıyla kutlanmaktadır. 12 Ağustos 1998'de Lizbon'da düzenlenen Dünya Gençlik Sorunları ile ilgili Bakanlar Konferansı'nın tavsiyesi üzerine Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 17 Aralık 1999 tarihinde kuruldu. Bugün dünyada 10-24 yaşlar arasında ve çocuklar da dahil rekor sayıda yaklaşık 1.8 milyar gençler yaşıyor. 10 çocuğun her bir çatışma bölgesinde yarım milyardan fazlası fakir ve 24 milyonu okula gitmiyor. Her gün yaklaşık 300 bin çocuk yoksulluktan ölüyor. Gençler dünyadaki iş gücünün dörtte birini oluşturuyor ancak işsizlerin yarısı gençler. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Gamsar adlı şarkı ve halk oyunları topluluğundan Arisir'ün Nazare adlı eseri sunuyoruz. Serinin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.